Arkadaşlar merhaba. Daha önceki dersimizde güç ve kumanda devrelerini inceleyerek projemizin kontrol panosunu anlamaya çalışmıştık. Bundan sonraki ders dizilerinde tek tek donanımlarımıza çok kısa kısa değinerek belli başlı noktaları yakalamaya çalışacağız. İlk olarak resmimizi tekrardan görelim. Kontrol panosunun montajlarında belli bir aşamaya geldiğimizde çektiğimiz bir fotoğraftı. Bundan sonra da tabii ki belli başlı işlemler yine yapılacak. Ancak buradan ilerleyebiliriz. Burada hemen panelin şuradaki panel kısmının hemen dış tarafında Paco Shelter'imiz var. Zaten sistemimizin de burada en başında Paco Shelter'le başladığı için Paco Shelter'i inceleyelim, tiplerini görelim, ne işe yaradığını anlayalım. Sonrasında sigortalar, sonrasında motor sürücü, burada gözüken asenkron motor var. Tabii arada röleler var. Bu şekilde adım adım buradaki güç devresi, kumanda devresinde hangi elemanla karşılaşırsak adım adım ilerleyelim. Sonraki sayfalarda da benzer şekilde burada işte Burel 305 metre sayıcı cihazımız, encoder'lar, işte trafomuz var, bunun dışında yazıcımız var, PLC, CPU, HMI diye bu şekilde devam ederiz. İlk olarak Paco Shelter ile başlayalım. Paco Shelter nedir? Paket Shelter diye geçiyor, kısaltılmışı bu şekilde. Paco Shelter'ler termik manyetik koruma yapan shelter'ler, motor koruma shelter'leri, otomatik sigortalar ya da termik röle gibi devrede meydana gelen aşırı akıma karşı korumazlar. Yani buradakiler tamamen sigortaya yakın bir görevde çalışırken Paco Shelter bu görevi yapmıyor. Adı üstünde Shelter direkt sadece elektrik devrelerin açma kapama fonksiyonlarını yerine getiriyor. Örneğin sigorta bir nevi devreyi açıyor ama ayrıca aşırı akımı, kısa devreyi de kontrol ediyor. Ondan dolayı Paco Shelter'le buradaki işte shelter'leri ya da sigortayı eş tutmamak gerekir ya da kontaktörü eş tutmamak gerekir. Burada kilitli Paco Shelter 0 ve 1 konumu, yine 0, 1, 2 konumu. Bunu örneğin yıldız üçgen düşüncesiyle kullanabilirsiniz. Burada yine farklı bir tipte Paco Shelter. Bu tarafta kademeli Paco Shelter. Örneğin sizin 3 fazlı alıcılarınız var, motorlarınız var ve her bir adımda siz buradaki dilimleri kullanarak ve oradaki kontaklara bağlı olarak burada her adımda bir motoru devreye sokabilirsiniz. Burada yine farklı bir Paco Shelter tipini görüyoruz. Paco Shelter'in örneğin en klasik şu bir numaralı Shelter'in iç yapısını bu şekilde düşünebiliriz. Burada sabit kontaklar var. Şurada gördüğünüz yay mekanizması var. Şu alt kısımdaki hareketli kontak bu yukarı aşağı iniyor. Haliyle bunun yukarı gitmesi tahmin edebileceğiniz gibi buraya bağlı olan elektrik birbirlerine yapışmasını sağlayabilirsek buradaki devre üzerinden karşı tarafa ulaşacaktır. Ondan dolayı buranın hareketini sağlama önemli. Buranın hareketini sağlamak için de şurada bir mil var. Bu milin burada bir kama var. Bu kama döndüğü zaman dikkat ederseniz dikey bir kısım var. Ve buradaki eğiklik bunu çevirdiği zaman yukarı doğru itecektir. Tabii ki bunun hareketini sağlamak için de buradaki mile ve buradaki kamanın birbirlerine bağlı olmasını kumanda kolu üçü birlikte birbirine bağlı olduğu için bir harekette, mekaniksel bir harekette buradaki kontaklar birbirine yapışacaktır. Burada yayımız var, sabit kontağımız var, hareketli kontak bahsettiğimiz gibi. İtme yönümüz yukarı yönlüdür. Onun dışında kam lobu var, burada mil kısmımız var. Dönme yönümüz bu şekilde, saat yönüyle mandal kısmımız var. En kaba haliyle Paco Shelter'ler bu şekilde düşünebiliriz. Paco Shelter seçiminde peki nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Örneğin şu tarz bir proje yapıyorsunuz. Rastgele bir Paco Shelter seçmek uygun olabilir mi? Bunu neye göre seçmeliyiz? Onun cevabını şurada görebiliriz. Paco Shelter seçiminde çalışma gerilim şartları çok çok önemlidir. Bizim sistemimizde motorlarımız 220 volt kullanılıyor. 380 volt kullanmıyoruz. Kontak akım değerleri nedir? Bu da önemli. Bunun dışında Paco Shelter'in anahtarladığı yükün gücü nedir? Bu da önemli. Örneğin biz burada Paco Shelter'in anahtarladığı yükün gücünü 5 tane motor sürücümüz vardı. Her biri birkaç amperler civarında 3-4 amperlere kadar çıkabiliyor. Burada 5 tane motor sürücüden 15-20 amperler. Onun dışında burada tahmin edebileceğiniz gibi kontaktörlerimiz var. İşte az da olsa buradaki CPU ve diğer rölelerimiz de belli miktarda akım çekiyor. Buna bağlı olarak buradaki toplam akım değerini düşünerek buradaki yükün gücünü, akımını, sonra da gücünü bulabiliriz. Burada 1.5 kW'dan burası 7.5 kW zaten. Motor sürücülerin gücü ama tabii ki motorlar 7.5 kW değil. Buna göre bir hesaplama yapılıp Paco Shelter seçimi
daha mantıklı gerçekleştirilebilir. Burada da 3 fazlı güç besleme girişiyle 6 farklı yükün kontrolü. Örneğin buradaki kademeli Paco şalteri kullanabiliriz. Bu dersi bu şekilde kapatalım. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.